Metin abi aşağı yukarı bu film ne kadar zamanda biter dediği zaman vallahi bittiği zaman biter. Hiç herhangi bir şekilde bir zaman söylemezdi. Bugünkü işimiz program vallahi o da erken biter, gece yarısına biter, yarına sarkar. Metin Bey prodüktörler için korkulan bir yönetmendi. Acaba Metin Bey ile bu filme başlarsak biter mi kanısı vardı büyük filmlere için. Abi diyordu ya sabahın 5'inde kalkıyor. Kamera asistanını alıyor, gidiyor abi çekim yapacağımız yerden, şaryoya biniyor, elinde bir vizör, alttan bakıyor, üstten bakıyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, saatlerce açı arıyor, saatlerce objektif elinde, dağ taş geziyor, pezevenk. Çekemiyoruz, bir gün iki gün film çekemiyoruz. Metin Bey'in resimleri çok iyi olduysa, onun ustaca arayışlarından kaynaklanmıştır. Çok arayış yapar yani. Kadr ve objektif şeyi devamlı vizörle çalışır. Şimdi bu aşırı bir titizlik kameramanları bezdirir. Sağdan bakar, soldan bakar. Acaba bu verdiği açı yerinde mi? Hangi objektifi kullanıyoruz? Bu objektif bu açıya uygun mu? Sen bir 28 tak bir bakalım geniş açı yok. Olmadı. Daha geniş açı var mı? İşte var. 18. Bir onu takarız. Olmadı. Acaba daha bir yakın bir plan mı olsun? 50 var mı? 50'yi takarız. 1,5 ay sonra, filmin sette 1,5 ay sonra kameraman Mengü bırakıp kaçtı seti. Ayrıldı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ın ortalarında ekip döndü Dinar'dan. Filmler geliyor, yıkıyoruz. Fakat bu arada filmin en ikinci, en güzel hikayesinin sahibi olan Demir Karahan artık o da bezdi. Yarım bıraktı, kaçtı setten. Bazı imkanlarının fazla olmasını istiyordu. Yani çok açık imkanlar olursa çok güzel filmler çekileceğini düşünüyordu. Ya zaten Metin Erksan dağ taş gezip açı aradığı için, ölçek aradığı için böyle bir büyük yönetmen oldu yani. Doğru düşündüğünüz, kendi muhakemesi açısından veya o insan hakkında duyduğu, anlatılan şeyler hakkında bir şey doğru bir şey kanaat getirdiğine inanıyorsa onu direkt olarak söylüyor. Yani böyle söylememek, hani biraz daha yumuşak söylemek gerekir gibi düşünüyoruz ama o biraz direkt söylerdi. Biraz tabii kalp kırılıyor. Kendiyle baş başa kaldığı zaman aksi bir insandı. İnsan bulamadığı zaman kendini konuşurdu, kendini şikayet ederdi. Ama her zaman herkes büyük suçluydu onun nazarında. Yani Metin Bey'in dostluğuna aman Metin Bey beni çok seviyor, bana çok inanıyor, beni çok övüyor diyemezdin. Hayat önce, hayatın kuruluş aşaması yani şöyle bir kuruluş aşaması vardır hayatın. Önce ontolojik anlamda varoluşsal bir zemin, bir farkındalık. İnsan önce bunu, ben neden varım, niçin varım, nerede varım? Bir ontolojik bakış. Onun üzerine konan bir epistemoloji, bir bilgi kuramı. Ve bununla beraber çıkan, ortaya çıkan değerler sistemi. Ve bu değerler sisteminin üzerine konan adalet ve hukuk kavramı ve tüm bunların üstüne konulabilen ekonomi. Şu anda hayata bak, tam ters yüz edilmiştir. Önce ekonomi, para kimdeyse, İnşaatçı kimse bugünkü çağlarda. Para kimdeyse ona göre düzenlenen bir hukuk. O hukuka göre düzenlenen bir değerler sistemi. Ve o değerler sisteminden sonra çıkan bir varoluşsal, ontolojik bir yapı. Tam ters. Onun için ters bir adamdı. Düzene ters bir adamdı. Hayata ters bir adamdı. Sıradan algılayanlara karşı ters bir adamdı Metin Erksan. Evet, Metin Erksan ters bir adamdı ama hayatın bu bazdan
genelin, çoğunluğun, avamın böyle algıladığı bir zamanda Metin Erksan tabii ki tersti yani. Edebiyattan, hikayeden, olaylardan fazlasıyla etkilenen, coşkuyla etkilenen birisiydi. Ve bunu paylaşırdı da yani. Ya işte dedi doktor, ben seni bunun için seviyorum ya. Demek aynı hikayeyi seviyoruz. Eskici hikayesinin bizi birleştirmesi onun için önemli olan oydu. Çok o hakikaten ilk akla geldi bazı panellerde ya da söyleşilerinde. Metin Erksan hep böyle birilerine bağırırken ya da işte öfkeli konuşurken falan hatırlanır ama benim için inanılmaz yumuşak, komik ve çok duygusal, fazlasıyla naif bir insan olarak hatırlanır. Sevmek Zamanı ile başlayan ve diğer TRT'ye yaptığı 5 hikaye, son filmi olan Sensiz Yaşayamam'a kadar o tutku, kara sevda şeyini kendi hayatında da yaşadığını biliyoruz. Bir gece geç bir vakit kapı çalındı. Babam kapıyı açtı, dayım karşımızda. Annem ah ne oldu Metin diye hani kardeşine tabii bir şefkatle çok üzgün ve bitkin, ne yaptın, nasıl geldin bu saatte? Çünkü sene 55, 56 veya 54 o seneler yürüyerek gelmiş. Ve çok bitkin bir şekilde, tabii bunu sonra öğreniyoruz biz o sırada, annemle baş başa sohbet ettiler. Meğerse çok büyük bir aşk duyduğu birisine, çok büyük bir aşk duyduğu halde o insandan aksi cevap alıyor ve üzüntüden Kadıköy'den Çamlıca'ya yürüyor. Ya Metin Erksan'ın bir sevdiği kadının evinin önüne ben işte iki at arabası dolusu çiçek yığdığını duymuşumdur yani. Hani sevdim mi tam severim meselesi gibi. Gerçekten tutku, hatta belki de hastalıklı bir tutku yani. İnsan aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk diye söyleyen bir adam. Metin Bey büyük tutku insanıydı. Ama tutkusu Sevmek Zamanı filmiydi. Yanında önünde kız koşarak geliyor, o resmini seviyor, tasvirini seviyor. Yani Metin Bey buydu. Yanındayken çok uzakta görür, çok yakınındayken, çok uzaktayken çok yakında olmasını ister. Zaman en çok şaşırtan şey kütüphanesi oldu. Çok okur biri. Önce çok okur. Çok okuduğu için hafıza devamlı taze tabii. Devamlı okur yani. Her hafta evine 5-10 tane kitap gelirdi. Yani kitapçı sipariş verirdi. Hatta kitapçı şeyiyle gönderirdi onu. Kalfasıyla gönderirdim. Her hafta 5-10 tane kitap geldi. Ben biliyorum yani yanında bulunduğum zamanlarda. Yani bir şey sorabilirsiniz. Hani hayattan da olabilir. Bir dakika derdi. O korkunç dizilerin arasından bir kitap çıkarır ve orada size sorduğunuz şeyin cevabını bilimsel olarak verirdi. Bir kitap aldım, merak ettim yani, çok seçilmiş kitaplar, açtım. Bu kadar muntazam özellikleri çizilmiş, ben hayatımda hatırlamıyorum cetvelle çizilmiş adları. O kitabın o çizilmiş bölümlerini okudum. Yani kitabın özeti gibi geldi bana. Metin Erksan bir söyleşiye gittiği zaman ben yanında bazen hammallık yapardım, öğrenci hammallığı. Yani 20-25 tane kitap götürür. Her birinin arasında sayfalarına şeyler konmuştur yapacağı konuşmanın içeriğine göre. Bir şey söyler, açar. Ondan sonra onun gerekçesini okur o kitaplardan. Yani her şeyi temellendirirdi. Bu çok önemli bir şey. Elbiselerle yani çizimle ilgili bir şeyler yapmaya başladım. Ve tabii dayıma gösteriyorum hani en bilen insan.
çok araştırman lazım dedi bu giysiyle ilgili tarihte. O kadar çok, bir sürü kitap verdi bana. Bilimsel bilgiyi, öğrenme yöntemlerini, algılama düzeyimi yükselten ve öğreten bir insandır bana. Sadece sinemacı değildi hiçbir zaman. Müthiş bir tarih birikimi, müthiş bir felsefe birikimi, müthiş bir edebiyat birikimi olan birisiydi. Türk sineması bir düşünürdür Metin Erksan. Hatta der ki bir söyleşisinde, bir yazısında ya da bir sinemacı her şeyden önce bir düşünür, bir yazar ve sonra bir yönetmen olmak zorundadır. Bir yönetmen şu olmak zorundadır demez. Bir sinemacı önce düşünür, sonra yazar, sonra yönetmen olmak zorundadır. Yönetmenlik yani düşünürlüğün bir alt kategorisidir yani. Hep konuştuğun altta muhakkak bir altyapısı, zengin bir kültür dünyası vardı. Biz de ondan çok faydalanırdık. Yöntem, bilimsel düşünce. Her şeyin bir sebebi olmalı. Her yazdığınızın, her çektiğinizin, her konuştuğunuzun, her çizdiğiniz bir şeyin sebebi olmalı, gerekçesi olmalı, açıklaması olmalı. Bu başkanı ikna etmeyebilir. Senin en azından bunun sebebin olmalı. Yanlış da olabilir, tarihsel olarak eksik de olabilir ama sen öncelikle bir yöntem, bilimsel düşünceyle gitmelisin meselenin üzerine. Metin Erksan aynı zamanda gerçekten algılanamayan, anlaşılamayan, düşünsene Sevmek Zamanı filminin daha vizyon görmemiş bir film olduğunu belki kimse bilmez. Sinemaya çıkamamıştır. Ki bir muhafazakar bu dinini bütün, dinine sadık insanların yaşadığı bir toplumda 60'lı yıllarda Sevmek Zamanı işlediği konu tasavvufi bir konudur. Bir erkeğin bir surete, bir kadının resmine aşık olması. Bir mutlak güzelliğe ama o bana hiç kızmıyor, hep gülüyor deyişi filmin içinde o Sema Özcan'ın resmine. Tasavvufi bir konudur mesela ama algılanmamıştır, anlaşılmamıştır. Çok önemli senaryoları çekilmedi. Hayali vardı onun, Hicaz çekmek isterdi. Medine müdafasını çekmek isterdi, Fahrettin Paşa'yı isterdi. Hicaz demiryolunu çekmek isterdi. Burada bir şeyler yapmak hep istiyordu. Hep film çekmek istiyordu. Hep bir film çekmek istiyordu. Hep vardı o amacı. Hep bir şey çekmek istiyordu ama. Ya aslında ben de derdi çok fazla şey yapmıyorum yani. Yeterince yaşadığımı düşünüyorum ama. Bir sürü işimiz var daha ya. Bak mesela Türk sinema tarihini yazacağım. Senaryolar var. Hazır bitmek üzere şimdi 3-4 tane. Gerçi projesi onun çok fazla ama. İşte yani bir de onları bitireyim, bakalım ondan sonrası filan derdi. Ben o zaman anlardım, bu biraz böyle misafir gittiğiniz bir eve tekrar geri dönmek istediğiniz zaman sizden bir eşya bırakırsınız ki hani gizlice tekrar onu unutmuş gibi geri dönmek duygusu bir çeşit. Metin Erksan da aslında hayata dair böyle şeyler bırakıyordu, emanet eşyalar bırakmaya çalışıyordu.